Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıyalım sizi. Uğur Üstündağ, 23 yaşındayım. Bir 5 gün sonra doğum günüm var, 24'e gireceğim inşallah. Öyle mi? Şimdiden aynen, hayırlı yaşlar, hayırlı bir ömür dileyelim size. Teşekkürler, sağ olun. Biraz kendinizden bahsedin, neler yaparsınız? Banka ve sigorta mezunuyum. Bankacılık bitirdim, Kocaeli Üniversitesi. Yüksek okul, o şekilde. Şu anda turizm sektöründe çalışıyorum. Askerliğim var. Yaklaşık bu Eylül'de askere gideceğim. İnşallah. Onu bekliyorum. Hayırlısı da gidip dönmek nasip olur inşallah. Teşekkürler. Peki, yarışalım mı sizinle? Başlayalım. Başlayalım. Kuralları biliyorsunuz. 15 saniye süreniz var, onu iyi değerlendirin. Sorularımız bilene kolay, bilmeyene biraz zor olabilir. Heyecan var mı? Yani %50 civarı. %50 diyelim. Civarında gayet normal. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. İlk soru geliyor. Tamamdır. İslamiyet'in ilk erkek şehidi kimdir? Hazreti Zübeyir radıyallahu anh mı? Hazreti Yasir radıyallahu anh mı? Hazreti Zübeyir dediniz, İslam'ın ilk şehidi. Evet, doğrudur. Ve ilk yanlış cevabınızı böylelikle vermiş oldunuz. Hayırlı olsun. Nazarlık olsun. Bundan sonrakileri inşallah takır takır bilirsiniz diye umut ediyorum. Sağ olun. Ölüm ve Sonrası adlı eseri İmam Gazali yazmıştır. Doğru mu yanlış mı? İmam Gazali. Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Geldik 3. soruya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uzun süre hangi akrabasıyla kalmıştır? Hazreti Hamza mı? Ebu Talip mi? Hazreti Hamza. Hazreti Hamza dediniz. Ama doğru cevap Ebu Talip olacaktı. Ebu Talip olacaktı. Evet. Geçiyoruz genel kültür sorularına. Bir yanlış, iki yanlışınız var, bir doğru cevabınız var şu ana kadar, değil mi? Evet. Bakalım genel kültürde nasıl bir performans göstereceksiniz? Tamam. Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alete tomograf adı verilir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru olması gerekiyor. Sismograf olmasın sakın. Olabilir. Evet. Evet. Yanlış olacaktır cevap. 5. soru için hazır mısınız? Hı-hı. Tarihle aramız nasıldır? İyi diyelim. İyi diyelim. Olsun. Padişahları tanır mısınız? Az çok. Az çok. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? 1. Murat mı, 2. Murat mı? 2. Murat. 2. Murat. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Geldik son soruya. Genel alıcı kan grubu olarak bilinen kan grubu A Rh negatiftir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Genel alıcı. AB olması gerekiyor diye düşünüyorum. AB Rh negatif. Pozitif. Pozitif. Evet. Doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler, sağ olun. Kaç oldu? 3 doğru, 3 yanlışımız mı oldu? Aynen. %50 %50. Aynen. Gayet güzel bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim. Biz çok keyif aldık. Ben de keyif aldım. Buradan bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Şu anda dünyayı bir salgın aldı ve götürüyor. Bununla ilgili herkesin düzenli bir şekilde maske, mesafe, bunlara uymasını, bitmesini ben de çok istiyorum herkes gibi. Ama uymazsak bitmez. Bitmesi için elimizden geleni yapalım. Ve bir şekilde bitirelim bunu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Yarışmacımızın kitabı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hayatını anlatan kitabı şöyle takdim ediyorum çok efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek çok memnun oldum. Size.